Öncelikli olarak bu tabii her hastaya tüp bebek yapmak da gerekmiyor. Bir kere bu işin gerekliliğini çok iyi saptamak lazım. Yani siz ne kadar tüp bebek tedavisine adaysınız? Bunu belirlemek çok önemli. Bunu belirledikten sonra en önemli noktalardan bir tanesi hekiminizi seçmek. Ama genel olarak şöyle bir yaklaşımda bulunmanız lazım. İyi bir ekiple çalışmanız lazım ve bunun için gereken araştırmayı yapmanız lazım. Özellikle bellidir yani araştırıldığı zaman. Tabii ki herkesin güvendiği insanlar var. Herkesin kendi hekimleri var. Bir takım tavsiyelerde size bulunabilirler veya merkezler konusunda. Ama o merkezin başarı oranı ve o merkezin ekibi çok önemli. Bu önemli bir faktör seçerken. Diğer taraftan hekimle ne kadar iletişim kurabiliyorsunuz, bu da çok önemli. Ya da ekiple ne kadar iletişim kurabiliyorsunuz, çok önemli. Bir dördüncü faktör, bu işe zaman ayırmanız çok önemli. Yani gereken zamanı bazı hastalar ya da bazı çiftler çok aceleci oluyorlar. Aceleci olmamak lazım ve gereken zamanı ayırmanız lazım. Bu bir diğer faktör. Diğer taraftan da tabii ekibin daha önceki başarısı veya başarı oranı merkezin bir yana bir de tabii altyapısı ve bu altyapının size verebileceği avantajlara bakmak lazım. Çünkü illaki hasta, tüp bebek hastasının jinekolojik sorunu olmayabilir. Örneğin polikistik over sendromu hastalarının ağır bir endokrinolojik sorunu oluyor. Bunu düzeltmeden tüp bebeği alırsanız başarısız olma şansınız çok yüksek. Dolayısıyla bir endokrinoloji ünitesiyle beraber çalışabilen, örneğin tiroid hastalıklarını ayıklayabilen ve buradaki profesyonel hekimlerle işbirliği yapabilen, diğer taraftan beslenme uzmanlarıyla işbirliği yapabilen, diğer taraftan işte laboratuvar olarak işbirliği yapabilecek bir genetik laboratuvarı olan donanımlı bir merkez seçmeniz veya bu şekilde başlamanız başarı şansınızı mutlaka çok daha fazla artıracaktır.